Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Kasım pazartesi. Radio Kassel'den Merhaba. Değerli dinleyiciler, abartmıyoruz. Sansasyon. Ülke tarihinde ilk defa ekonomi uzmanları Alman halkının en zengin yüzde beşinden alınan verginin geçici olarak yükseltilmesini istedi. Tam bir şok. Gerçekten de böyle. Ekonomi Bakanı FDP'li de... öneriyi sakin bir şekilde inceleyeceği sözü verdi. Sonra olan oldu. Üç saniye sonra FTP vergilerin yükseltilmesine müsaade etmeyecektir dedi. Böylece tartışmada bitmiş oldu. Bu nedenle ülkede haftalardır hararetli bir şekilde vatandaş parası tartışılıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü SDU-SSU tarafından eyaletler parlamentosunda engellendi. Çünkü tasarıda yer alan yardım miktarı oldukça yüksek. Evet vatandaş parası yasa tasarısı eleştirilebilir ancak Seyidi Ovası hazırladığı bir taslakta yok. İsim de rahatsız etti. Vatandaş parası kavramı her vatandaşın para talep edebileceği anlamına geliyormuş. Bu temel bir sorun. Vatandaş parası herkesin alabileceği bir yardım değil. Sosyal devlet parası. Yasa Hartz 4 alıcılarını vatandaş olarak görüyor gibi geliyor kulağa. Mesela sadaka parası denemez miydi? Yahut da serseri parası? Benim aklıma gelenler bunlar. TDO Başkanı Mertse göre ise yoksul insanları baskı ve cezalarla çalışmaya zorlamak gerekir. Her kim ki sosyal yardım alır o bunun acısını bir biçimde çekmeli öyle değil mi gelecek yıl ödenecek 502 euro ile bir ekmek üç biber ve yarım litre süt yeterli olmalı ne demiştik vatandaş parasını alan acısını çekmeli hristiyan birlik partilerine göre insanlar tembel domuzdan başka bir şey değil Tüm bu karşı çıkışların arkasında yatan tek bir gerçek var ki o da düşük ücret sektörünün korunması. Hartz 4 alıcıları her türlü işi kabul etmeye zorlanmalı. Bundan başka yasanın mimarı SPD Hartz 4 travmasından kolay kolay kurtulmamalı. Derneciler bu hafta vatandaş parası konusundaki anlaşmazlıkta uzlaşma sağlanacağı tahmin ediliyor. Ancak CDU Başkan Yardımcısı Linnemann partisinin hükümetin planlarında temel değişiklikler beklediğini açıkça belirtti. CDU Genel Başkan Yardımcısı Carsten Linnemann federal hükümeti vatandaş parası planlarını temelden gözden geçirmeye çağırdı. Aksi takdirde eyaletler meclisinde uzlaşma olmayacak. Yeni yıldan itibaren Hartz 4'ün yerini alacak vatandaş parası iktidardaki koalisyonun oylarıyla federal meclisten geçmiş ancak CDU ve CSU'nun hayır oyu nedeniyle eyaletler meclisinde kabul edilmemişti. Çocuk Esirgeme Kurumu Birliği Başkanı Heinz Hilgers çocuklu ailelere herhangi bir yaptırım uygulanmaması çağrısı yaptı. RND'ye konuşan Hilgers, genel olarak çocuklu ailelere mali cezalar uygulanması yasaklanmalıdır dedi. Çoğu zaman yaptırımlar sabah saatlerinde tren istasyonunda elinde bira şişesiyle oturanları vurmuyor. Yaptırımlardan en çok çocuklar zarar görüyor. Hilgers, CDU/CSU'nun ve iktidardaki partilerin oyun oynamaktan vazgeçmesini ve vatandaş parası konusunda koalisyon hükümetinin planladığı gibi karar verilmesi gerektiğini söyledi. Sol partili politikacı Amira Muhammed Ali, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada koalisyon hükümeti ve birlik partilerinin Hart 4'ten etkilenenler için hazırladığı asgari iyileştirmeler üzerinde bile anlaşamamalarının sefalet belgesi olduğunu söyledi. Değerli dinleyiciler 2009 yılı Şubat ayında ihtiyaç sahiplerine ödenen mevcut ödeme miktarlarının hesaplanmasının yeterince şeffaf olmadığına hükmeden Kasruye'deki yüksek mahkeme yani anayasa mahkemesi Yasa koyucunun 31 Aralık 2010'a kadar yardımların miktarını gözden geçirmesine hükmetmişti. Sosyal yardım paralarının hesaplanmasında orta gelirli insanların kazandıklarının ortalaması alınması gerekirken en düşük gelirli kesimlerin kazandıkları paranın ortalaması üzerinden hesaplama yapılıyor. Bu da anayasaya aykırı. Buna rağmen zamanın ve şimdinin hükümetleri bu konuda küçük rotuşlar yapmakla yetindiler. Yani has dört yardımı miktarı hala anayasaya aykırı. Dünya İklim Konferansı alternatif bilimcilere göre politikacıların bu sorunu çözebileceği inancıyla yaşayanların hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Greenpeace yöneticisi Kaiser, Mısır'ın Şarm-el-Şeyh kentinde düzenlenen Dünya İklim Konferansı'nın sonuçlarından hayal kırıklığına uğradı. Dolçland Funk'a konuşan Greenpeace yöneticisi Kaiser, Şarm-el-Şeyh'te de devletleri fosil yakıtları derhal ortadan kaldırmaya zorlamanın mümkün olmadığını söyledi. Konferans siyasi coğrafya tarafından gölgelendi. Ukrayna'daki savaş, ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki bölünme iklim korumasını arka plana etti. İklim değişikliği acımasızdır. İklim konferansına katılanlar gibi yemek ve çay molası vermez, tatile çıkmaz. Demokrat, milliyetçi, sosyalist veya monarşist değildir. Onun için ifade özgürlüğü, baskı ve savaşların hiçbir anlamı yoktur. Kirletene kendi yasalarına uygun olarak cevap verir. Nasıl? Aşırı yağışlar, aşırı sıcaklar, fırtına, el baskını, kuraklık. Konferans kararları küresel ısınmayı sanayi öncesi zamanlara kıyasla bir buçuk dereceyle sınırlamak için hala yeterli olmaktan uzak. Bir dahaki toplantı Dubai'de bir yıl sonra yapılacak. İklim uzmanı Latif, Dünya İklim Konferansı'nı modası geçmiş bir model olarak değerlendirdi. Kiel Üniversitesi'nde iklim uzmanı Latif, Mısır'da düzenlenen Dünya İklim Konferansı'nın ardından küresel ısınmaya karşı yeni uluslararası işbirliği yolları aranması çağrısı yaptı. Latif, Dolaşan Funko yaptığı açıklamada iklim konferansı modelinin artık geçerliliğini yitirdiğini söyledi. Bu nedenle Latif yeni bir formattan ve Gönüllüler Koalisyonu'ndan yana konuştu. Çin'e atıfta bulunan Latif, konferansın Pekin'in iklimin korunmasıyla ilgilenmediğini ve kömürü aşamalı olarak kaldırmaya hazır olmadığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Bu nedenle istekliler koalisyonu Çin'i izole etmeli ve orada üretilmiş kirli ürünleri satın almamalı diye konuştu. 2015 yılında Paris Konferansı'nda belirlenen resmi 1.5 derece hedefine de değinen Latif yoğun çabalara rağmen ancak 2 derece hedefinin mümkün olduğunu söyledi. Ancak küresel ısınmanın 2,5 ile 3 derece arasında olmasının daha gerçekçi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava saldırıları düzenledi. En az 31 insan öldü. Savunma Bakanlığı operasyonu Twitter hesabından yaptığı açıklamada hesaplaşma zamanı olarak değerlendirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre Türk Hava Kuvvetleri pazar gecesi Suriye'nin kuzeyindeki Kürt mevzilerine saldırdı. Örgüt sözcüsü en az 31 insanın öldüğünü ve çok sayıda insanın da yaralandığını söyledi. YPG'ye göre Suriye hükümet noktaları da saldırıya uğradı. Saldırıdan Kobani ve Halep bölgeleri etkilendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasındaki çatışma onlarca yıllık bir geçmişe sahip ve şimdiye kadar binlerce insan hayatını kaybetti. Suriye gözlemevine göre özellikle Kürt güçleri için önemli olan Kobani kenti çevresindeki bölgelerde saldırıya uğradı. Hava saldırıları Ankara'nın YPG ve PKK'yı suçladığı İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen ve 6 insanın ölümüne sebep olan bombalı saldırının ardından yapıldı. Soruşturmalar devam ediyor. Cuma günü 17 insan tutuklandı. Saldırıyı kesinlikle reddeden PKK ve YPG, Türkiye'yi Kuzey Suriye'de yeniden askeri harekat için bahane yaratmakla suçluyor. Türkiye 2016'dan bu yana Suriye'nin kuzeyinde YPG'yi de hedef alan 4 askeri saldırı düzenledi. Ankara, YPG'yi Kürt Yeraltı Örgütü, PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor ve her ikisini de terör örgütü olarak kabul ediyor. Amerika Birleşik Devletleri işi de karşı mücadelede YPG ile işbirliği yapıyor ancak PKK'yı terörist olarak sınıflandırıyor. Ankara diğer şeylerin yanı sıra her iki ülkenin de Kürt milislere verdiği desteği gerekçe göstererek İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını da engelliyor. Erdoğan yılın ortasından bu yana ulusal sınırdan komşu ülkenin 30 kilometre derinliğine kadar girecek olası bir askeri operasyon sinyali veriyor. Erdoğan 23.05.2022 tarihinde yaptığı açıklamada güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksi kısmı ile ilgili adımları atmaya başlıyoruz demişti. İstanbul'daki saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı PKK ve YPG'yi sorumlu tutarken saldırının zanlısı Ahlam Albasır'ın abisinin Özgür Suriye Ordusu'nda üst düzey komutanı olduğunu söylediği belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre Albasır ifadesinde abim Muhammed Özgür Suriye ordusunda üst düzey komutanıdır. Muhammed İşit saldırısı sırasında yaralanmış ve iki bacağında da protez takılıdır dedi. Değerli dinleyiciler Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.